Şimdi gelelim Ekambi'ye. Şimdi Fenerbahçe'nin ee, biliyorsunuz kanat noktasında zahaya alternatifleri var bunları konuştuk. Bu alternatiflerinden bir tanesi de Fenerbahçe'nin Ge geçen sezonu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden. İki maçta da berabere kaldığı geriden gelip berabere kaldığı ren takımında tamamlayan sol kanat oyuncusu Karl Toko Ekambi. Ama oyuncunun bon servisi rende değil. Geçen sezon rende kiralık oynadı Ekambi. Lyon'un bon servisli oyuncusu e, sevgili arkadaşlar e, Ekambi. Şimdi Ekambi için abi olacaksa zaha olsun, olacaksa bamba olsun. Zaten orada Ryan Kent de var. Ekan olsa ne olur, olmasa ne olur? Daha elden Rossi ve Joshua King'i bile çıkaramadık. Diyenler de var. Mükemmel bir oyuncu. Çok ee, değerli bir oyuncu. Hızlı bir oyuncu. Ama ayakları tabi Zaha kadar iyi değil diyenler de var. Bana göre Ekan değerli bir oyuncu ama Zaha'nın alternatifi olabilecek. Zaha'nın eğer olmazsa boşluğunu doldurabilecek bir tabiri caizse lezzete sahip değil. Karn Toko Ekambi geçen sezon Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rende kiralık oynadı. Lyon'da bonservisi bir yıl daha var. Sözleşmesi devam ediyor. E, Fransa doğumlu bir Kamerunlu oyuncu. 30 yaşında 1.82 boyunda sağ ayaklı sol kanat oyuncusu. Zaman zaman center arkasında da arkasında da forvette oynayabilen bir futbolcu bu oyuncuyu Olimpik Lyon 2020 yılında 2020 2021 sezonunun başında Temmuz ayında Villarreal'den 11 milyon 500 bin euroya aldı. Fakat Rene kiraladı gitti geldi. Ee, böyle bir durumu var. Bu futbolcunun değerli arkadaşlar Ekambi ile alakalı gelişmeler var. Ee, Ekambi'yi menajerleri teklif ediyor. Beşiktaş'a da teklif etmişler. Fenerbahçe'de teklif etmişler böyle bir süreci var Ekambi ile alakalı. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a teklif edilmiş. Bu anlamda gündeme geliyor. Ama Ekambi bir Fırat Zaha'nın %100 bir alternatifi olabilecek bir oyuncu değil. 30 yaşındaki bir oyuncu, Fransa doğumlu, Kamerun asıllı bir futbolcu, futbolcu. Suudi Arabistan takımlarından Pedro'yu da isteyen Al-Shabab takımı da Ekambi ile ilgileniyor. Lyon'dan kesin olarak ayrılacak çünkü Lyon bir yıllık sözleşmesi kalan 30 yaşındaki bu futbolcuyu satmak istiyor sevgili arkadaşlar Ekambi ile alakalı durum bu. Fenerbahçe'de net olayları konuşacak olursak, Ganalı stoper Alexander Cikun'un transferi açıklandı ama bir stoper daha geliyor daha üst seviye. Kanatlarda orta sahada yabancı kaleci noktasında arayışlar devam ediyor. Umut Nayır bitti. Ben 3 gündür bitti diyorum bir türlü açıklanmıyor. Ama çok net kaynaktan aldığım bilgiye göre parasını da sözleşmesini de söylüyorum bakın. Yıllık 20 milyon liradan yani yaklaşık 700 bin euro yapıyor. Euro da abi 28 lirayı geçmiş ya. Ben 23'te falan bıraktım artık takip etmeyi bıraktım. Yıllık 20 milyon liradan yani 700 bin euro yaklaşık 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalamak üzere belki de şu sıraları imzalamıştır. Umut Nayır Fenerbahçe'de. Livokovic için Fenerbahçe'nin Livakovic için Fenerbahçe'nin Fenerbahçe kulübü Dinoma Zagreb'e fiyat arttırdığını sizlerle paylaşmak istiyorum. 10 milyon euro istenmişti. 6 milyon eurodan başlamıştı. 7'ye çıkmıştı. 8 milyon euroya çıktı Fenerbahçe. Bence bu transfer 10 milyon euroda Dinamo Zagreb'in istediği rakamlarda ancak bitecek transferlerden birisi. Kalenizi emin ellere almanız lazım. Çünkü karşınızda kalitesi sizden yüksek. Icardi gibi çok değerli bir golcüyü de bir kez daha takıma kazandıran bir Galatasaray gerçeği söz konusu sevgili arkadaşlar. Böyle bir durum var. Önce kaleden Arkasından da yine diğer bölgelerden sağlam şekilde ilerlemeniz ee, lazım. Kaleci noktasındaki çalışmaları Fenerbahçe'nin çok çok değerli. Şimdi bugün konuştuğumuz isimlerde bakın Ekan bir anlattım. işte fiyat arttırımını anlattım. Beni en çok heyecanlandıran isim kim biliyor musunuz? Bak. Zaha tabii ki. Ama Zaha'yı bir kenara koyarsak, transferi gerçekleşirse çok büyük iş olacak. Beni çok heyecanlandıracak asıl isim kim biliyor musunuz? Tahtada yazıyor. Bologna'nın oyuncusu Orsoloni değil. Bologna'nın bir diğer oyuncusu Arjantinli. Orta saha oyuncusu Nicolas Martin Dominguez. 25 yaşında sağ ayaklı merkez orta saha oyuncusu. Muazzam bir iş olur. Yani Fenerbahçe'nin İsmailli, Dominguez'li, Şimanski'li orta sahası Dominguez'in de katılımıyla seviye üstü seviye atlar. Beni bugün bu konuştuğumuz transferler arasında en çok bu oyuncu heyecanlandırdı. Bologna ile sadece bir yıl daha sözleşmesi kaldı. Arjantinli 1.79 boyundaki 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu. Bologna bu oyuncuyu 2019'da Arjantin'in Vélez Sarsfield takımından 8,5 milyon euroya transfer etti. Arkasından aynı sezon bu oyuncuyu daha böyle 19-20 yaşındayken Vélez Sarsfield takımında bir sezon kiralık bıraktı. Sonra 2020'de aldı ve Üç sezondur oynuyor, bir yıllık bir sezonluk sözleşmesi kaldı. Fenerbahçe de Arda'yı böyle yapmaya çalışıyordu. Barcelona'yla anlaştık, biz de bir yıl kiralık bırakacaklar, sonra gideceksin. Deko ne demiş? Biz Arda'yla anlaşmıştık. Bu iş nereden döndü? Nasıl döndü? Gerçekten ee, bilmiyoruz diye Deco bir açıklama yaptı. E, Dominguez de bu şekilde bir yıl takımında kaldı Velez'de sonra Bolonya'ya gitti. Zaha bir paylaşım yapmış ama ben burada bir havalimanı göremiyorum. Şort, mavi beyaz ayakkabı, beyaz çoraplar, mavi beyaz kırmızı bir şapka, uzun kollu uzun paralel çizgili bir tişört, beyaz bir kadın çantasına benzer çanta, sağ elinde telefon, lacivert bir yandan cepli şort pantolon. Üzerine şöyle yazmış Wilfred Zaha. Özür dilemeyen bir şekilde özgün. Ne demek bu abi? Özür dilemeyen bir şekilde özgün. İlginç. Ha gördüm. Uçaktan paylaşım yapmış ya özel uçaktan. Hayda. Şimdi bakın Wilfried Zaha şu anda hiçbir yere gitmediği halde iki çocuğuyla birlikte herhalde eşinin çektiği bir fotoğraf bir fotoğraf paylaşmış olabilir. Bu fotoğraf illa şu ana ait olmayabilir. Şu ana ait de olabilir. Ama şunu söyleyeyim, Wilfried Zaha çok ilginç bir kişilik. Geldiği zaman Hadi Allah söyletmiş olsun. İnşallah gelir de. Geldiği zaman yönetmesi kolay bir adam da değil. Bak burada cümlelerimi dikkatli kullanmak istiyorum. Yani sorunlu bir adam değil. Sorunlu bir adam değil. Ama bazı egolu tarafları var. Bazı çabuk küsmesi var. Mesela Manchester United'a gitti geldi çok hızlı oldu. Crystal Palace'a geri döndü falan. Yönetmesi kolay değil. Aile ortamının eşinin, çocuklarının huzuru, mutluluğu, onun mutluluğu çok önemli. Bunu da elbette Fenerbahçe değerlendirmiştir. Bir daha söylüyorum. Zaha'yı konuştuk. Ekambi'yi konuştuk bu bölümde. Livakovic'e fiyat arttırıldığını söyledim. Beni Zaha'nın dışında en çok heyecanlandıran isim kim diye kendi kendime sordum. Dominguez dedim. 25 yaşındaki Arjantinli bu orta saha oyuncusuyla Fenerbahçe ciddi şekilde ilgileniyor. Fenerbahçe bu transferi bir sponsor desteği olmadan bitiremez. 15 milyon eurodan kapı açan bir transfer sürecinde Bologna takımı var. Kariyerinde 193 maçta 14 golü 13 asisti olan gol ve asisten ziyade oyuna hani asistin asisti deriz ya. İki adım geride büyük katkı sağlayan bir oyuncu. Özeti şu. Fenerbahçe İtalyan takımı Bologna'nın Arjantinli orta sahası Nicolas Dominguez ile ilgileniyor. Bologna takımı 15 milyon euro istiyor. Fenerbahçe'ye Sadio Mane'yi soruyorsunuz. Sadio Mane Türkiye'ye gelmek istemiyor. Kariyerini Avrupa'da devam etmek istiyor. Galatasaray, Fenerbahçe ya da herhangi bir takımın Sadio Mane ile su süreçte ciddi boyutta ilgilendiğini ya da ilgileneceğini düşünmüyorum. Çünkü ee, bu o kadar kolay bir şey değil. Hulk. Onun da lakabı Hulk. Hatta okunuşu Halk ama dilimize Hulk diye yerleşti. Brezilyalı golcü. Ee, hangi takımda oynuyordu ya? Atletico Mineiro'da. Artık şampiyonluk şansı kalmadı. Türkiye'ye gelmesi söz konusu ama Fenerbahçe ya da Galatasaray ya da büyük takımlar değil, İstanbul takımları değil. Samsunspor'la adı geçiyor. Samsunspor bu oyuncuyu transfer edemez. Bu oyuncunun maaş beklentisi 5 milyon euro. Oyuncuya zaten başkan açıklamış 2 milyon euro var. 2 milyon euromuz var. Veriyoruz isterse Hulk gelsin 5 milyon euro veremeyiz ifadesini kullanmış. Atilla Zalai'nin Fenerbahçe'ye veda etmesi an meselesi. Atilla Zalai geçen sezon Bundesliga'yı 4. sırada bitirip Şampiyonlar Ligi bileti alan Union Berlin'e gitmek istiyor. Atilla Zalay'ın Türkiye'ye geldiği günlerde babasının röportajı zaten bir sonraki hedefimiz Bundesliga'ya Almanya'ya gitmekti demişti. Atilla Zalay, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Bu sebeple Union Berlin istiyor. Ee, bir prensip anlaşması var ama Union Berlin ile Fenerbahçe arasında bir anlaşma yok. Fenerbahçe bu futbolcudan bonservis, bonuslarla sonraki satışlar falan 15 milyon euroya yakın bonservis istiyor. Almanlar 8 milyon eurodan kapı açmışlar. Pazarlıklar sürecektir ama Atilla Zalai'nin Fenerbahçe'ye veda etmesini bekliyorum. Yine onu da söylemiş olalım, onu da konuşmuş olalım. Jorge Jesus'un çalıştırdığı Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Türkiye'den bazı transferler yapmaya çalışıyor. Fenerbahçe'den Pedro'nun, Araon'un ve Rossi'nin adı Jesus'un yeni takımı Arap kulübü Al Hilal'le geçiyor ama resmi bir teklif henüz yok. Ee, yine Al Hilal e, Arap medyasına göre Galatasaray'daki İtalyan oyuncu Zanyolo'yu istiyor. Serbest kalma bedeli olan 35 milyon euroyu ödemeye hazır olduğu söyleniyor. Zanyolo'ya da yıllık 30 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme teklif ettiği söyleniyor. Bu rakamlar acayip rakamlar. Bunlar Arap medyasının iddiası. Zaniolo bu yaşta İtalya'dan şeye İtalya'ya Juventus'a gitmeyi beklerken Arabistan'a gider mi? Baba yıllık 30 milyon eurodan 4 yılda 120 milyon euro yapar. Daha da genç. Neden gitmesin? Değil mi? Ee, neden gitmesin? O da gerçekten ilginç rakamlar. Sevgili Mecali Star. Dibala Fenerbahçe'ye gelse ne olur demiş. Dibala ile alakalı hep soruyorsunuz. Ben hiçbir şey duymadım. Biraz baktım da duymadığım bir şeyle ilgili de konuşamıyorum. Süper chat mesajın için teşekkür ederim. The Sun gazetesinden bir haber. Wilfred Zaha ile alakalı. The Sun gazetesinden. Wilfred Zaha'nın menajerlik firmasıyla bitmek üzere olan anlaşması sona ermeden yeni durağı belli olmayacak. Zaha anladığımız kadarıyla menajerlik komisyonunu yeni şirketine vermek için herhalde imza atmıyor. Hadi buyurun buradan yakın herhalde 10 gün 15 güne bitecek sözleşmesi. Ben menajeri abisi diye biliyorum. Belki de abisi aracıdır. Bütün parayı abisine kazandırmak istiyordur. Abisi demek kendisi demek. Arada demek ki bir menajerlik şirketi var. O sözleşme bitmeden yeni takımına imza atmayacakmış. Arda Güler ilk antrenmanına çıkmış. Güzel pasları ve çalımları var oyunu bilerek oynuyor. Bu çocuk burada oynar. Yol açık olsun. Ama biz Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Bu videonun konularından bir tanesi de Karl Toko Ekambi'di. Fenerbahçe sezonu Rende kiralık geçiren Lyon'un sol kanat oyuncusu Karl Toko Ekambi ile adı anılıyor. Kamerunlu oyuncu ama bu oyuncu Wilfried Zaha'nın asla sol kanatta e, ee, bence alternatifi olamaz. Kötü oyuncu değil. Kariyerinde Ekambi 417 maç 139 gol 45 asist. Fena değil ama Zaha'dan sonra biraz düşük bir profil kalır. Kötü oyuncu olmamasına rağmen Ekambi'ye değil Zaha'ya bakmak lazım da bu yabancı sınırını nasıl yapacak Fenerbahçe? Fenerbahçe'nin kadrosunda an itibariyle bak an itibariyle 16 tane yabancı oyuncu var. Yabancı sınırda 14. Perez, Ciku, Zalai, Gustavo Henrique, Arao, Jaydon Osterwold, Samuel, Lincoln, Crespo, Pedro, Rossi, Samatta, King, Batshuayi, Kent, Ceko. 16 yabancı oyuncusu var. Bunlardan Samatta'yı kesinlikle yollayacak. Rossi kesinlikle hoca istemiyor. Pedro gidebilir demiş. Lincoln zaten devre arasına kadar sakatlıktan dönemez. Arauyu hoca iyi teklif gelirse satın demiş. Gustavo Henrique'yi asla istemiyor. Zalai'nin gitmesine satılmasına karar verildi. Bunları da çıkarsan hani yine 9-10'a düşüyor ama üzerine de transferler yapman lazım. E, Fenerbahçe'nin gerçekten işi bu anlamda zor. Fenerbahçe Zaha'dan vazgeçmiş değil ama bu transfer olmazsa Fenerbahçe'nin birden fazla alternatifi var. Bunlardan bir tanesi Bamba. Diğer isme ben ulaşamadım ama Jonathan Bamba bu isimlerden bir tanesi. Wilfred Zaha. Lazio defterini kapadı. Paris Saint Germain'den istediği ilk 11'de oynama şeklindeki teklifi alamadı. Arabistan'a eşi yüzünden gitmek istemiyor. Bu oyuncu ya Fenerbahçe'ye gelecek ya da Crystal Palace'da kalacak. Fenerbahçe'nin Zaha ile alakalı süreci net olarak net olarak bu. Bu akşam uçaktan bir özel uçağın içinden paylaştığı fotoğrafı ben anlam veremedim. Bence şu anda uçakta falan değil. Öylesine paylaştı. Turknuken. Şimanski Fenerbahçe'ye gelirse ligin en iyi transferi olur demiş. İzledin mi Şimanski'yi Feyenoord'da şampiyonluk sürecinde? Ha şunu söyleyeyim sevgili Turknuken. Geldi. Şimanski Fenerbahçe'de. Adam İstanbul'da. Son görüşmeler yapılıyor. Dinamo Moskova ile zaten anlaştı Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe... Dinamo Moskova ile zaten anlaştı. Oyuncuyla anlaşma aşamasında. Bakalım neler olacak. Ee, Ekambi bir konusunda gerekli bilgileri verdim. Onları konuştuk. Fenerbahçe'nin Kızıl Yıldız maçı için Rusya'daki kampı sürüyor. Sonra Nefçi Bakü ile oynayacak 15'inde. 15'inin akşamı İstanbul'a dönecek. 27 Temmuz'daki Konferans Ligi İkinci tur ön maçı için hazırlıklarını devam ettirecek. Rusya'daki kampı Fenerbahçe'nin e, devam ediyor arkadaşlar. Muhammed A, Ömer, Enes Yalçın, Enes Yurtseven, Alpaslan Sarı, Aile Saadeti, Fatih Şanlı, Demir Aydın, Ahmet Ea, Esra Bedir, Mustan Altan, Murat Özkan, İbrahim Karakuş, Eray, Azefenelli, Yasin 1907, Yusuf TV, Selahattin Filyoz, Kaan BK, Tolga Mezereli, Guatro, Kuatro, Fatih Şanlı, Beytullah Diktiren, Hüseyin, Murat Derim, Musa Altan, Gültekin Karadeniz, Emre Kaba, Yasin Babacan, Semih Çakır, Serhat Eroğlu, İtalyan, Furkan Junior, Ferman Konutman, Ahmet Burak Güneş, Emrah... Su içer. Çağdaş, Ali Haydar, Muhammed Semur, Erdal Çelik, Mehmet Manap, Zodyak, Umut Kaşır Kaşlıer, Miyogli, Recep Doğan, Esra Bedir. Sevgili Turknukem süper chat'iyle bize destek olarak yazmış. Maçlarını izledim Şimanski'nin. Drip linki müthiş. Galatasaraylı Kerem Akdürk'ün drip linki artı daha dinamik ve şutları 3 kat daha iyi ve darbeli güçlü demiş. Aa ilginç. Şimanski ile ilgili bilgiler geldi. Buraya da teşekkürler. Kahvelerinizi içiyorum. Sağ olun. Karepire hoş geldin. Eyvallah Karepire. Halil Koçadallı, Murat Bozoğlu, Sevim Süslü, Halil Kocadallı, görebildiğim isimler bunlar. Çok çok teşekkürler. Burada da Reşat Güner, Galatasaray Zahya almış. Öyle mi? Yasin 1907 o da desteğini bizden esirgemedi bu yayında yine. Ben de sizleri seviyorum. Ee, Ferdi ve Yasin demiş. Ferdi çocuğuma buradan selamlar sevgiler gözlerinden öpüyorum. Allah analı babalı büyüsün inşallah. Telledik, yorulduk ama hiç hissetmedik. Genelde 61 62 dakika yapıyordum yayını. 72 dakika oldu. 72 dakikadır yayındayım. Arkadaşlar 72 dakikadır konuşuyorum. Bunu kolay kolay kimse yapamaz. Karşı taraftan yani sizlerin desteği ve enerjisi, olumlu enerjisi olmasa. 72 dakikadır monolog tek başıma. Konuk yok, bir şey yok. Nefes alma yok. Bir yudum çay içerken bile endişe diyorum. Acaba yavaşlıyor mu program, tempo düşüyor mu, kopukluk oluyor mu diye. Nasıl yapıyoruz bunu? Sizin enerjiniz sayesinde, sizin bize verdikleriniz sayesinde. Çok çok teşekkürler. Lütfen videoyu like edin. O klibi bakalım yayınlamak nasip olacak mı? Ahmet Konanç Instagram sayfasında yayınlayacağım. Zaha gelirse var ya bazılarının benden çekeceği var. Ama belat olmaz bende. Takılacağız tabi ama bazılarını klibimde oynattım. Tamam. Önce buraya veda edelim. Cık. Teşekkürler. Burayı bir kapatalım. Instagram'a bekliyorum. Instagram'a. Ops. Burada da şarjını yiyoruz yani ha. Böyle uzun bir şarjım var. Bak, bak böyle şarjım var. Bak bak ucu da burada bak. Bak bak. Ucu burada bak. Ne kadar uzun görüyor musun? Uzun bir şarj aldım abi. Rahat rahat burada şuraya kıvrılayım televizyona bakabileyim falan diye. TikTok telefonunu şarja bağlayalım. Tahtamızı buraya koyalım. Yavaş yavaş size de veda edelim. Yarın görüşelim olur mu? Hadi şimdi Instagram'da buluşalım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kanalımda 2500 kişi varken bir canlı yayını kapatıyorum. Herkese nasip olmaz. İyi ki varsınız. Çok şükür. 2500 kişinin olduğu yerde kimse kolay kolay yayın kapatamaz. Baba 2500 kişi izliyor kapatmayalım der. Tamam. Biz artık kapatıyoruz. Çünkü sizlerin sayesinde gözümüz doydu. Hemen hemen her gün yayınlarımız böyle geçiyor zaten. Lan lan takılma almaz. Lan bu buraya niye girmiyor ya? Niye sokamıyorum lan? Ah tamam. Bülent 03, Ahmet Sadıç, Küba Maral, Akkan Official, Muhammed A, Enes Yurtseven, Cüneyt Uçar, Emin Gençeli, Yasin 1907, Kurtuluş Ateş, Doğukan Şahin, Ali Haydar, Rıza Yurt Yapan, Sez, Sedat Yağmur, Muhammed A, Haluk, Haluk Yekini. Türk Nükem. Maşallah Ahmet şarjın çok uzunmuş diyor. Şarjım uzun gidiyor benim. Türk Nükem sağ ol. <laughs> Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkürler. Yarın görüşelim. Instagram'a gelin. Ah, yorulduk be.